Ben gizliyorlar, adres var. Diğer dillerin yaptığı gibi C++ da bunu yapıyor. Devam edelim. Şimdi Cobay Value, Cobay Reference'ın farkına baktık. Fark esasında şu her şeyi söylüyor. İşte burada Cobay Value yapan bir fonksiyon, Cobay Reference yapan bir fonksiyon. Cobay Reference'ı çağırırken anlayamıyorsunuz ama fonksiyonun prototipinden anlayabiliyorsunuz ancak. Burada bir şey anlaşılmıyor. Fonksiyonların prototipinden anlıyorsunuz Cobay Value, Cobay Reference yaptığını. Ne demiştim ben? Şunu gören bir seyirci, tamam mı? Şunun first'dan ve second'dan değiştirebileceğini duysa şey yapar, çok şok olur. Ya nasıl olur falan filan. Bunda bu aynı yazılıyor ama bu nasıl değiştirebiliyor? Ama C++'da böyle önemli olan şunlar. Bir de ne demiştim ben? Şunu okuyan bir C++'cı şu aldığın satırı diyecek ki bu sebep menüsü denen fonksiyon her neyse bunların değerlerini değiştirebilir. Öyle diyor, değiştirebilir. Tamam mı? Değiştirip değiştirmediğini bilmiyor ama değiştirebilir diyor. Ama şu ne diyor? Output bile output bile değeri kesinlikle değişmeyecek burada diyor. Şöyle alsam. Onu söyleyebiliyor. Bazen şöyle ihtiyaçlar olabiliyor ama. Cobay reference yapmak istiyorum ama Cobay reference yapmak istiyorum. Ama değerlerini değişmesini istemiyorum. Garip bir durum. Tamam mı? Cobay reference yapmak istiyorum. Şurada olduğu gibi. Tamam mı? Cobay reference yapmak istiyorum ama bunların değerlerini değişmesini istemiyorum. Yani adam burada variable'in değerini değiştirirse bir şekilde compiler'ı kabul etmesin. O zaman bu Cobay value kullan. Cobay value'nin kötü bir tarafı var. Ne kötü tarafı? İyi tarafı ne Cobay value'nin? Yaptığınız şey şuradaki işlemler dış dünyaya yansımıyor değil mi? Güzel, izole. Burada istediğini yap. Kimse senin umurunda bile değil. İstediğini yapabilir. Dış dünyaya yansımıyor. Çünkü return değeri önemli olan. Bu void olduğu için hiçbir şey değiştirmeyecek. Güzel tarafı o. Kötü tarafı ne Cobay value? Performans kaybı olabilir mi hocam? Kopyalama yapıyor. Evet, kopyalama yapmak hem zaman alıyor. Bir, hem hafıza yer alıyor. İki. Evet. Tamam mı? O kötü bir şey. Cobay reference güzel tarafı o. Kopyalama yapmıyor. Hani variable 1 ne olacaktı? Variable 1 input 1'in referansı oluyor ya hani şu şeyde. 24'ün satırda. Input 1'in referansı oluyor. Değişebilir tabii. Başka şeylerde referans olabilir. Kopyalama yapmıyor diye düşünüyor. Avantajı o. Dezavantajı ne ama? Variable 1'i değiştirdiğim zaman eğer istemiyorsam bunu input 1'in de değeri değişmiş oluyor. O bazen benim işime gelmeyebilir. Aynen bir önceki örnekte olduğu gibi hani minutes worked adam değerini değiştiriyordu ya. Kopya olduğu için dış dünya değişmemişti ama Cobay reference yapmış olsaydım hafıza ve hız avantajından dolayı o zaman başım belaya girecekti. Onun için bir tane çözüm geliştirilmiş. Cobay reference yapıp da değerin değişmesini istemiyorsan eğer constant reference parametre kullanacaksın. Diyorsun ki ben bir tane Cobay reference yapan fonksiyon var. Sen constant diye ismi. İki tane şöyle görmeyin. İki tane integer referansı alacak. Par 1 ve par 2 parametreler. Bu fonksiyon yalnız bunları değiştirmeyecek. Const yapıyor. Tamam mı? Constant reference olarak alıyor bunları. Makes the argument read only diyor da bakın. Makes the argument read only by function. No changes allowed inside function body. Sen const ref denen fonksiyon par 1 ve par 2'nin değerini değiştiremezler. Atamanın sol tarafında kullanamazlar. Par 1 ve par 2 el value olamazlar. R value da bilirler ancak. Tamam mı? Çünkü constant olarak yolluyorlar zaten. Referansın güzel tarafına kopya yapılmıyor. Tamam mı? Kopya yapılmıyor. Ama kopya yapılmıyor. Orijinal argüman kullanacak bu par 1 yerine. Değiştirmeleri izin vermiyor. Cobay value'nun dış dünyaya hani bir şey yansıtmama güzel özelliğiyle Cobay reference'ın kopya yapılmama güzel özelliğini yaklaşık birleştirmiş olduk. Tamam, yaklaşık iyileştirmiş olduk. Tabii Cobay value par 1 ile par 2'nin değişirse bile dış dünyaya yansımıyordu. O da başka bir avantaj. Bu sadece onları değiştiremiyor. Bunları değiştiriyor. Değiştirmeye kalktığınız anda par 1 ile par 2'yi ne oluyor? Compiler diyor ki bunlara const demiştin sen niye değiştiriyorsun diyor. Hata mesajı veriyor, yapamıyorsun bunu. Tamam mı? Bu çok kullanılan bir teknik. Gerçi integer'lar double'lar için fazla kullanılmıyor. Daha büyük objeler için kullanılıyor. Yani bizim şurada yazacağımız her şey integer double falan filan değil. Bunlar çok küçük şeyler. Bir integer kopyalamak, double kopyalamak, işte boolean kopyalamak çok fazla zaman da gerektirmez. Hafıza da gerektirmez. Onlarda zaten çok fazla dediğim gibi hafıza avantajı falan olmuyor. Ama oradaki tipimizin mesela çok büyük bir veri içeren bir tip olduğunu düşünün. Kendimiz yazdık. Kompleks sayı tipimiz var diye bir tane.
Ondan çok daha büyük. İçerisinde mesela milyonlarca sayı barındıran bir tane tip olduğunu düşünün. Onu gönderiyorsunuz. Onun kopyasını alması çok pahalıya geliyor. Kobay referans yapılması o nedenle çok pahalıya geldiğinden dolayı bazı tipleri. Onların hepsini kobay referansla yolluyorsunuz. Referans yapmak istemeseniz bile. Kobay referansla yapıyorsunuz. Değişmesini istemiyorsanız da başına kans koyuyorsunuz. Yani şu yapıyı çok göreceğiz. Şurada ilk yerine başka bir şey yazılacak ama kans referans olacak. Bu yapıyı çok göreceğiz. Anladık mı niye kans yaptığımız oraya? Sizde de buna benzer bir şeyler yaptınız mı? Hiç kans parametre kullandınız mı? Yani çok C'nin orijinalinde yok kans keyword'ı ama daha sonra insanlar çok kullanmaya başladı. Kitaplara falan girdi. Tamam. Kans referansları unutmayın. Bunlar bir kenarda beklesin. Eğer dediğim gibi şurada ben kans yazmış olsaydım bir tane ufak bir tane soru. Şuraya const int reference variable yazmış olsaydım hemen 28. satıra hata mesajı gelecekti. Diyecekti ki variable bir sen const olarak şey yaptın. Tanımladığın parametreyi değiştiremezsin diyecekti. Şuraya const yazsam ne olur peki? 32'nin başına. Fark etmez. Kullanmıyoruz zaten. Ne olur? Herhangi bir hata olmaz. Hata olmaz. Niye output'ı zaten değiştirmeye çalışmıyorum. Zaten değiştirmeye çalıştırmıyorum. Çünkü output 1'i ben ekrana yazıyorum. Output 1'de bir değişiklik yapmaya çalışmıyorum. Hata olmazdı. Ya ben bunu kısa da geliyor. Şöyle yapsam. Evet, güzel problemi. Tamam. Burada dediğim gibi buna döneceğiz de bunun hakkında bayağı bir konuşacağız. Bunun hakkında konuşacağız. Şimdi bazen argüman, bazen ref, bazen parametre falan filan gibi şeyler söylüyorum. Bunlar karışıyor insanlar. Genelde argüman lafını çok kullanmıyorlar, parametre lafını çok kullanıyorlar. Argüman nedir, parametre nedir? Bunlar işte Türkiye Durum Kurumu'nun tanımladığı argüman ve argüman ve parametre tanımları. Formal parameters in function declaration and function definition. Argümanlarda gönderdiğiniz şeyler. Fonksiyonun prototipinde şurada kullandıklarım parametreler. Bunlar parametre, bu parametre, parametre, bunlar parametreler. Şuna da parametreler, bunlara parametre deniyor, şunlara argüman deniyor. Fonksiyon çağırırken kullandığınız değerler, değişkenler her biri, bunlar argüman, şunlar parametre. Tamam mı? Bunlar parametre, bunlar argüman. Genelde böyle ama insanlar genelde karıştırıyor, birbirlerinin yerlerini kullanıyorlar. Hepsi de parametre diyoruz biz genelde. Ama doğru konuşuyor bunları. Bu argüman. Argümanın burada argüman input 1 buradaki first term argümanına referans oluyor. Burada output 1 buradaki first term'ın kopyasını alıyor. First term input 1 parametresi first term argümanının kopyasını alıyor. Bu arada şurada swap values 1,2 yazarsam ne olur? Swap values 1,2 yazarsam ne olur? Swap values 1,2 yazarsam ne olur? Show results 1,2 yazarsam ne olur? Onu göster. Bir problem yok. Compiler olur değil mi? Peki swap values 1,2 swap values 1,2 yazardı dediğiniz zaman diyecek ki ben bir constant'ın referansını alamam diye bir şey gelecek. Referansı yok. Constant'ın referansı yok. Aynen şu şuna benziyor. Şurada bizim swap'imiz vardı ya swap 1'in adresi, 2'nin adresi gibi bir şey. Böyle yazarsanız eğer sabitin adresi olmaz, sabitin adresi olmaz hata sağlayacaksınız. Hexadecimal yazsak adres geçmiyor. O zaman adres vermiş oluyorsunuz. O zaman olur tabii. Ama burada birinin adresini almaya çalışıyorsunuz. Burada problem. Yani sabitin adresi olmak. Buraya doğrudan hexadecimal mesela buraya bunu yazabilirsin tabii. 0 x veya bilmem ne. Bunu yazarsın. Başka bir şey daha yazsın. İki tane pointer adres veriyorsun sen çünkü. Tamam mı? Combine olur ama run ettiğin zaman işinin sistemi muhtemelen belli değil. Bu adres senin değil ki sen oraya nasıl geçiyorsun falan diye programını şey durduracak. Senin olmayan yerlerini yazmaya çalışıyorsun. Tesadüfen senin olan bir yer sonrası o zaman kötü bir şey yapmış olacaksın. Manasız bir şey yapmış. Hocam o first name da second name const olarak tanımlasaydık o zaman adreslerini yollayabilecek miydi? Şuraya const güzel soru. Const int first name second name yazsaydı arkadaş oraya. Get numbers ve swap numbers'a yine hata mesajı verecekti. Diyecek ki bu bir integer referansı olması lazım. Sen bana const yazıyorsun. Ben bir integer referansıyım. Lan const integer referansıyım. Ben bunu yapamam diye itiraz edecekti sana. Yani const integer'e yani öyle bir şikayet yapmak yok. Const dedin en başta.
Daha sonra onu get numbers denen bir tane fonksiyonu var. Onu değin değiştirmeye çalışıyorsun. Compiler ona izin vermiyor tabii. Çağıramazsın. Const bir integer'e integer referansı bekleyen bir fonksiyonu yollayamazsın. Ama const bir integer'e const integer referansı bekleyen bir yere yollayabilirsin. Biraz önce vardı ya şunlara const first num, const second num de. Tamam, const int first num, const int second num de. Ondan sonra da onları şu fonksiyona yolla. Problem yok. Sen const ver. Burada problem yok. Çünkü bu da değiştirmeyeceğini söylüyoruz. Bu kanser hakkında daha konuşacağız sınıflara geldiğimiz zaman. Var mı soru bakalım? Güzel. Tamam, güzel. Devam edelim. Bunun hakkında söylediklerini söyledim herhalde. Parametreleri, argüman nedir onun hakkında konuştuk. Birbirine karıştırabilirsiniz bunları. Mesela mix call diyor ya burada. Mix call bir tane integer referansı, bir tane call by value parameter to integer, bir tane daha double referans. Integer referansı, integer value ve double referansı. Üç tane de kullanabiliyor. Şu şekilde mix call, arg1, arg2, arg3. Üç tane argüman yolluyor. Arg1 must be integer type, is passed by reference. Arg2 must be integer type, is passed by value. Then arg3 must be double type and passed by reference. Referans olarak kullanıyor. Tamam, evet. Hocam burada mesela parikeye const tip bir değer göndersek hata alırız değil mi? Const tip diye tanımlanır. Parikeye hayır, parikeye göndersen problem yok. Yok. Çünkü o zaten call by value yapacaklar ama kopyası diyor. Evet, constant'ın kopyasını alabilirsin, problem yok. Onda sıkıntı yok ama şeye ama göndersek par 1'e ve par 3'e göndersek hata alırız. Par 1 ve par 2 constant olursa hata mesajı alırsın. Çünkü şey yapmaya çalışıyorsun. Yok şey hocam, biz main'de const tanımladık. Ha onu diyorum işte. Onu par 1 ve par 2 main'de const olarak tanımlanmışsa burada hata mesajı alırsın. Çağırın. Par 2'de problem yok ama. Çünkü par 2 call by value zaten. Kopya sanmıyor. Var mı soru? Güzel. Tamam. İsimleri seçerken yine doğru düzgün seçin isimlerinizi. Garip garip isimler seçmeyin. Kötü bir şey de şu. Argüman ismiyle parametre isminin aynı olması iyi işaret değil. Anladınız mı? Argüman ismiyle parametre isminin aynı olması iyi işaret değil. Bir şeyleri yanlış düşünüyorsunuz demektir. Kitap öyle yapmamış. Hatırlıyorsanız eğer input 1, input 2 demişti. İşte orada first param, second param falan mı demişti? Argümanlarla parametrenin isimleri farklıdır birbiriyle. Argümanlarıyla parametrenin ismi birbiriyle aynısıysa main'in içerisinde bir kod parçasını alıp onu fonksiyon yapmışsınız falan manası. Güzel bir şey ama isimlerini değiştirmeniz lazım. Fonksiyon sadece bir yerden çağrılmaz. Fonksiyon milyonlarca yerden çağrılacakmış şekilde yazılır. O nedenle fonksiyonun parametrelerinin isimleri daha genel olmalı. Bir yere özel olmamalı. Tamam mı? Bir yere özel olmamalı. Bu adam da genelde onu söylüyor. Yani function and self-contained modules designed separately from the rest of the program assigned teams of programmers all must understand proper function use. O nedenle genel yazmanız lazım. Yani bir fonksiyonun parametre isimleriyle kesinlikle parametre isimleriyle onu çağırken kullandığınız argüman isimleri birbiriyle aynısıysa fonksiyonu özelleşmiş yazıyorsunuz demektir. Bir de manalı da olması lazım. Buna birazcık onu söyleyeyim. Tamam, soru yoksa C++'da yeni bir tane kavram var. Overloading, ona başlayacağım. Hocam fonksiyon yazılır. Ben çok soru sordum. 5 tane soru hakkında oluyordum. Bir tane daha sor. Gelecek ders 4 tane. O zaman sormayayım bir sonra şey. Tamam, bir hakkımı kullanayım. Bir şey kullan. Tamam, bir hakkımı. Tamam. ve bu adam geçen sene 10'ar tane soru sordu herhalde. Hala şimdi 5'er tane soru. Çok güzel bir şey. Evet. Ders anlatırken de soru soruyor musun sen çok? Nasıl? Ders anlatırken soru soruyor musun? Çok sorarım hocam. Öğrencilere. Evet, çok sorarım. Yanıt almadığımı da kızıyorum. Benden daha mı çok soru sorar mısın? Çok soruyorum hocam. Benden daha fazla soruyorum. Öğrenciler çok soruyor mu senden daha çok? Öğrenciler soruyor hocam, onlar da soruyor. O nasıl üniversite ya? Sen çok soru soruyorsun. Öğrenciler soruyor. Biliyorum. Ömer kızı. Nasıl? Ders ne yapıyorsun? Ya zor. Şeklinde yazmamızı istiyorsunuz ya. Mesela bazı object oryantistler get yazmayı orada uygun bulmuyorlar. Zaten name dediğinde name'i getirecek. Yani doğrusu hangisi? Onu şeye sınıflara anlatırken sor ya. Şimdi ben sana cevap vereceğim, sen anlayacaksın. Sınıfın %80'i kaybolacak. Evet. Tamam, o zaman. Doğrusu beni söyleyeyim. Tamam. Tabii ki beni söyleyeyim. Overloading hakkında konuşalım. C++ şöyle bir şey diyor. Bazen akıllı şeyler söylüyor ama C'nin de çok
C diyor ki ben basitim, her şeyi en açık olduğu şekilde yaparım diyor. Tüm felsefesi bu. Her şeyi onun üzerine geliştirmiş. Eğer felsefe basit ve doğru bir felsefe ise onu kolay kolay yenemiyorsunuz. C++'ın da ondan sonra gelen dillerin de bazı felsefeleri var. Yani kullanıcıya daha yakın olsun falan filan ama çoğu zaman da yalan söylemek zorunda kalıyorsun. Mesela reference diye bir şey uydurmuşlar. Esasında dönen altta pointer. C onu hiç izlemiyor. Bu pointer diyor. Pointer'la yapacaksın öyle diyor. Saklamışlar. Şimdi onun gibi bir şey var burada. C'de şöyle bir tane fonksiyon yazsanız problem var mı? Bunda şöyle bir fonksiyon. Okuyun şunu. Ne yapıyor bu sizce? İki daire sayının ortalamasına göre bir tane double'ın. Peki C'de şöyle bir fonksiyon yazsanız problem var mı? Üç tane sayının yanlış yapıyor. 3.0 olacak şurası. Değil mi? Şurası 2.0 ile 3.0 olacak. Tamam, problem yok. C'de ikisini yazabilirim. C++'la yazabilirim. Yalnız C++ ikisini aynı anda yazmanız izin. Alt alta yazabilirsiniz C++'da bunları. C bunların ikisini aynı anda yazmanız izin vermiyor. Niye? Sen bu fonksiyonu tanımlamıştın, bir tane aynı isimle fonksiyonu tanımlayamazsın diyor. Niye? C'de her bir fonksiyonun ismi farklı olmak zorunda değil mi? Fonksiyonlar birbiriyle aynı isimle olamazlar. C++ fonksiyonlar birbiriyle aynı isimle olabilir diyor. İsimleri aynı olabilir diyor. Bunu işte overloading deniyor, aşırı yükleme. Fonksiyona birden fazla mana yüklüyorsun. Aynı fonksiyon ismine birden fazla mana yüklüyorsun. Yalnız bir iki tane şart var. Kafana göre şey yapamazsın yani. Tıpatıp birbiriyle aynı görünümlü iki tane average fonksiyonu yazamazsın. Birazcık farklı olması lazım. O iki fonksiyon arasındaki farklar ne söyleyeyim bana? Parametre sayıları. Tamam, parametre sayıları. Eğer parametre sayıları farklıysa aynı isimli iki tane fonksiyonu yazabilirsin. Parametre şartları farklı, tamam mı? Aynı isimli iki tane şey yazabilirsin. Fonksiyon yazabilirsin. Ya da şöyle diyelim. Integer f. Bir tane integer aldı. Integer f. Bir tane double aldı. C buna itiraz edecektir. Yazamazsın f isimli iki tane fonksiyon diye. C++ yazabilirsin diyor. Tipleri farklı. Parametre sayılar aynı ama tipleri farklı. Tamam mı? C++ şuna bakıyor. Bir fonksiyon verdiği zaman fonksiyonun signature'ına bakarım ben diyor. Signature. İmzası. Her fonksiyonun bir signature var. C için de var bu. C için fonksiyonun signature'ı, imzası C için. Fonksiyonun ismi o kadar. F, tamam mı? F, C için fonksiyonun signature'ı. Ama C++ için fonksiyonun signature'ı, fonksiyonun ismi, tamam mı? Kaç tane parametre aldığı, tamam mı? Kaç tane aldığı. Parametrelerin tipleri, parametrelerin sıraları bile. O da önemli. Mesela şöyle bir şey de yazabilirim ben. Int f, bir tane boolean, bir tane double alan fonksiyonla int f double boolean alan fonksiyon birbirinden farklı iki fonksiyon C++'a göre. Bakın bunların isimleri aynı, parametre sayıları aynı, parametre tipleri aynı ama sıraları değişik. Hala signature'ları farklı bunların. Bir fonksiyonun signature'ın içerisinde ne var? Fonksiyonun ismi var. Fonksiyonun kaç parametre aldığı var? Fonksiyonun aldığı parametrelerin tipleri var ve onların sırası var. Tamam mı? Bunlar fonksiyonun signature'ın içerisinde C++ için. Eğer iki fonksiyonun signature'ları farklıysa onlar C++'a göre farklı fonksiyonlar. Burada iki tane farklı fonksiyon var C++'a göre. Adların aynı olması önemli değil. Adlar aynı olması bizim için birazcık şey. Dediğim bizim için birazcık kolay oluyor. Hatırlamak daha kolay. Bakıyorsun, ha iki tane sayının averajını alıyor. Ha üç tane sayının averajını alıyor falan diyorsun değil mi? Bizim için hatırlaması kolay bir şey. Sadece averaj tutuyorum. C'nin çözümü ne olurdu buraya hatırlıyorsanız? Ben olsam C'ler ne der buraya? Aver 2 yazarlar, aver 3 yazarlar bana değil mi? Hemen yani ismini değiştirdiler hemen. Yani, bu muydu yani koskoca overloading dediğine böyle şey yaptığınız şişire şişire büyütüp anlattığınız şeyler? Evet, overloading denen şey bir kısmı bu. Aynı isimde birden fazla fonksiyonun olması. Signature'ler farklı olduğu sürece isimler aynı olabilir. Tamam. Compiler resolves invocation based on signature of function call diyor ya. Function call'ın signature'ına bakıyor, öyle tutmaya çalışıyor. Mesela şunu çağırdığın zaman üsttekini iki parametre var. Ben kimi çağıracağım diyor. O iki parametreler verici çağırıyor. Buna baktığı zaman üç parametreler verici çağırıyor. Tamam mı? Ve ararken de matches call with appropriate function each process separate function call. Her biri birbirinden farklı. Bunun adına overloading deniyor ve sık kullanacağız. Esasında
Hani ben siyah şeyi doğru söylüyor falan filan diyor. Çok da doğru değil. Biz bu overloading'i çok kullandık. Mesela bunu yaparken C'de yaptık biz bunu. A'ya 1 artı 2 dediğimiz zamanki artıyla, tamam mı? B denen değişkene 1.0 artı 2.0 dediğimiz zamanki artı birbirinden farklı iki tane o farkı. Ayrı değil onlar. Artı orada overload olmuş. Hem integerlerden anlıyor, hem de double'lardan anlıyor, tamam mı? Farklı onlar yani birbirinden. C'de biz bunu epeyce kullanıyorduk. C'de biz bunu epeyce kullanıyorduk. Ya da A'ya işte integer atamasıyla struct ataması birbirinden çok farklı. Struct atamasında ne oluyordu? Bitwise copy yapıyor, değil mi? Bir taraftan bir taraf olduğu gibi her şeyi, tüm byte'ları kopyalıyordun. İntegre atamasına, double atamasına falan farklar değişiyor. Dolayısıyla operatörlerde overload olmuş operatörler C'de de kullanıyorduk. C'nin de söylediği bazı yalanlar var. Sanki aynı operatörmüş gibi geliyordu bize. Halbuki farklı onlar. Yani artı operatörünün double artısıyla integer artısı birbirinden farklı. Onların farkına işte bu artı operatörlerini kendimiz overload etmeye başladığımız zaman, yeni mana vermeye başladığımız zaman göreceğiz. Orada birden fazla manası var artının C'de, C++'da da. Biz o manaların sayısını da artırabiliyoruz. Daha fazla mana verebiliyoruz. Artı artık benim tipim içinde çalışsın diyebileceğim. Daha sonradan geleceğim. Tamam. Overload anladık mı? Şimdi yeni bir tane mekanizma geldiği zaman bunu ben çok söylüyorum. C++ örneği de herhangi bir yeni dil öğrenen arkadaşlara. Ben bu derste işte 14 hafta var. Kaçı bayrama gidiyor ya? Pazartesi bir saat. 2 saat mi gidiyor? Başka bayram falan filan var mı? Bir yerin kurtuluşu falan yok değil mi? Gezenin kurtuluşuna bir şey yapıyor muyuz? Gezide kurtuldu mu ya? Gezenin kurtuluş günü var mı? İşgal oldu mu burası? Yok mu gezenin kurtuluşu? Vardır emin de gelmiyor bize denk gel. Tamam, gezenin kurtuluşuna denk gelmese ya işte bilmiyorum 14 çarpı 2 eksi 1 tane ders yapacağız. İlk derslerin hiçbirinde, tamam mı? Burada oturanların ya hocam biz bunu anlamıyoruz. Ne kadar zor bir şeymiş diyeceğim bir şey anlatmayacağım ben size. Yok öyle bir şey. C++'da öyle bir şey yok. C bilen adam burada konuştuğum her şeyi çok rahat anlar. Zor bir şey anlatmayacağım. Tamam mı? Peki bu C++'da her şey niye zor? Zor değil esasında. Zorluk şuradan kaynaklanıyor. Çok fazla detayı var. Overloading'i anlattık. Cobol reference'ı anlattık. Constant'ı anlattık. Onların üçünü bir araya getirdiğim zaman birdenbire karışıklaşmaya başlıyor. Yani bunlar artı 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 gitmiyor, tamam mı? O artı o artı o diye çarpı 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 diye exponential artıyor karmaşık. Karmaşık bir şey var. Üzerine bir şey daha koyuyorsun. Üzerine bir şey daha koyuyorsun. Çok karmaşık hale gelebiliyor. Buradaki şey de o. Durum da o. Basit basit şeyler anlatıyorum. Birbirine kullanmaya başladığı zaman ya da böyle 1000 satırlık bir kodun içerisinde bunları birer satır birer satır kullanmaya başladığın zaman İnsan karıştırmaya başlıyor. Öyle pratik yapmadan, bunlar neyse kendiniz pratik yapmadan birazcık anlamak zor. Şimdi öyle bir şey gelmeye başlayacak. Bu overloading'i anlattıktan sonra bundan ne gelebilir ki falan filan şöyle duruma çıkabiliyor ortaya. Buna sonra gelelim. Duruma bakalım. Tamam, bunu okuyun. Hemen bu türlü sorular sormaya başlarlar. Şimdi 3 tane f fonksiyonu var. Signature'lar üçünde birbirinden farklı değil mi? Dolayısıyla bu C++ bunları compile eder. Bir tanesi int double alıyor, bir tanesi double int alıyor, bir tanesi int int alıyor. Birincisi ne yapar? 98-99 çağırmışım. Int int olanı çağırır. İkincisi double int olanı çağıracak tabii ki. Üçüncüsü ama double double yollamışım, ona uygun bir şey yok. Ya acaba birinci double'dan geçici bir integer yapsam biri çağırabilirim. Tamam mı? Değil mi? Ya da ikinci double'dan bir integer yapsam ikiyi çağırabilirim. Bu türlü karışıklıklar çıkmaya başlıyor. Tamam mı? Overloading gibi basit bir tane yeni kavramdan bu türlü karışıklıklar çıkmaya başlıyor. Bu türlü numaralar yapmayın diyor. Avoid such confusing overloading. Yani bir double bir integer olan böyle üç tane arka kıyafetler f'ler falan yazmaya çalışmayın diyor. Bunlar insanın başını ağrıtıyor. Var bunun anlamanın kuralları var. Hangisini çağırırsınız, hangisini çağırmazsınız. Bazen komponentler mesajı vermiyor, birini çağırıyor. O kurallara pek girmek istemiyoruz. C++'ın böyle bir sürü. C++'ın kendi orijinal tanımı böyle koskoca 809 sayfalık bir kitap. Sözlük gibi kitap. Bir şey anlatmıyor, öğretmeye çalışmıyor. Tanımını veriyor sadece. Sözlük gibi. Arada kuralları sıralamış. Bu olursa bu olur, bu olursa bu olur. O olursa şu olur ama bazen de bu olur falan gibi. Bir şeyler söylüyor. Onlara falan girmeye çalışmıyoruz. Bu gibi durumlarda böyle şeyler kullanmayın diyoruz.
tekrar dönelim. Yine de bizim hangi durumda kim çağrılır ona bakmamız lazım. Overload denen mekanizmayı aşırı kullanmaya çalışmayın. Ha, madem ki overload varmış, şu güzel bir fikir mi? Madem ki overload varmış, bu beni fonksiyon ismi seçme derdinden kurtardı. Bundan sonra tüm fonksiyonların ismi benim F. Tamam mı? güzel bir kullanım yöntemi değil bu overload'un. Başınızı belaya sokuyorsunuz. Her şeyin ismi F olur mu? Gerçi benim yazdığım her şey herhalde F. Ben hepsini F yazdım. Anlayasınız diye yazıyorum. Kolay olsun diye F. Genel isimdir ya. Öyle yapmayacaksınız tabii. Eğer bir fonksiyon ismi average'sa, iki parametre alınca, ortalama üç parametre alınca çarpma falan yapmasın. Tamam mı? O zaman overloading yanlış kullanıyorsunuz demektir. O bir. İkincisi, function call resolution. Bir fonksiyon çağrısı gördünüz. Fonksiyon çağrılıyor. Buna en uygun. Fonksiyon hangisi olacak? Mesela şöyle şurada vardı ya. Benim kalemim hangisi? Burada 1, 2, 3, 4 tane şey yazdım. 1, 2, 3, 4 tane fonksiyon yazdım. Adamın bir tanesi bunu 2.0'la çağırdı. Hemen bakıyor tek parametre alıyor. Bunlar tip integer var, double var. Integer var, double var. Exact match. İlk önce exact match'e bakarım diyor. Çağırırken. Exact match'i bulabilirse exact match'i doğrudan şey yapıyor. Yapıyor. Değilse ama mesela şöyle çağırdım. F A dedim. Karakter bu, karakter. Tek parametresinde A. Bakıyor. Tek parametre olarak iki tane var. Birisi int, birisi double. Karakter alanı yok. Compatible type var mı diyor. Looks for compatible. Ben A'dan rahat integer yaparım diyor. Tamam mı? Compatible type de burada A'dan yapılan integer. Ve bu compatible diye ayarlarken de bazen de karışabilir. Ya hocam o niye double olmadı falan filan sorabilirsiniz. A'dan niye double olmasa? Eğer şu olmasaydı, A'dan muhtemelen bir tane double yapacaktı. Ama bu daha compatible olan, bir üst seviyede olanı o. Tamam mı? Ya da şu 2.0 ya, şu double olmasaydı bunu integer çevirmeye falan filan zorlayacak. Onu integer falan çevirmeye zorlayacaktı. Şu compatible signature işleri karıştırıyor. Zaten biz ne demiştik en başta? Tipleri birbirine karıştırmayın. Atamalarda da, fonksiyon çağırmada da. Bir fonksiyon eğer double bekliyorsa double yollayın. Integer bekliyorsa integer yollayın. Ya ben bir double yollayayım bakalım ne yapacak compile. Compile diyorsa doğrudur falan diye de düşünmeyin. Daha sonradan başınıza bela olacak. Tamam mı? Devam edelim. Evet. Yani C++'da bunu kullanmanızı zorunlu olabilecek durumlar var mı? Hiç kullanmadım. Overloading. Şey şu. Bir developer, tamam mı? Kod yazan insan çoğu zaman başkasının koduyla uğraşıyor. Kendi kodunda değil. Başkası kullanıyor mecburen, sen de elini kullanıyor. Ve bir de sonra alışmaya başlıyorsun zaten. Birdenbire onları kullanmaya başlıyorsun. Şeye geldiğimiz zaman bazı yerlerde C++'çı arkadaşın sorusunu duydunuz değil mi? Nerede zorun olabilir ki bu? Biz bunu, ay ben overloading yapmadan C++'da yaşayabilir miyim diye soruyor. Cevap verin. Niye? Şurada kesinlikle lazım diye söyleyin. Kim konuşuyor, sen mi konuşuyorsun? Evet, kendi ipini yaptığın zaman sonra. Nerede lazım hocam, onu söyle. Mesela sen bir şey, fonksiyon overloading'den bahsediyorum. Operator overloading'den bahsetmiyorum, fonksiyon overloading. Constructor'lar değil mi? Constructor'lar overload etmek zorundasın. Diğer türlü bir obje oluşturman tek yolu olurdu. Hiçbir şey anlamadın sen söylediklerine. Sekiz hafta, iki hafta sonra anlayacaksın. Bazı yerde yapman lazım. Tamam. Bu kurala da baktık. İlk önce exact match, sonra compatible match. Bu gibi durumlardan kaçınmaya çalışın diyor. Automatic type conversion'da gördüğünüz gibi automatic type conversion'da eğer compatible type yoksa compatible type olduğunu anlamak için çevirmeye çalışıyor. Ne diyor? İşte integer double yapmaya çalışıyor. Float double yapmaya çalışıyor. Esasında karı integer yapmaya çalışıyor. Yoksa double yapmaya çalışıyor. Bununla ilgili epeyce bir promosyon kuralları var. Promotion. Eğer bir expression tam çalışmıyorsa ifadelerden bir tanesini promote ederek yapmaya çalışıyor. Mesela şurası bu sili de vardır. Tamam mı? 1+2.0 böyle bir tane işlemi yapacak artı operatörü yok. Şunu promote yaparak acaba bu işi yapabilir miyim diyor. Bunu terfi ettiriyor, tamam mı? Biri double'a terfi ettiriyor. O zaman tamam diyor. Double üzerine çalışan bir operatörüm var. Promote yapmaya çalışıyor. Bu da yine aynısı. Promote ederek
kuramak ederek şeyi compatible mı değil mi anlamaya çalışıyor ama bu bazen öyle karmaşıklaşıyor ki acaba ilkini mi promote etsem, ikincisini mi promote etsem falan gibi durumlar da çıkabilir. Bazen çalışır, bazen çalışmaz. Promotion'a kaldıysa işiniz bir şeyleri yanlış yapıyorsunuzdur. Dikkat etmeniz lazım. Bu zaten böyle yapılır demiyor bu. Bunun hakkında daha sonra yine konuşacağız. Tamam mı? Yani karakteri göre göre bunu bir double yapayım diye düşünmüyorum. İlk önce bir inter falan çevirmeye çalışıyor. Olmasa yavaş yavaş promote ediyor. Yani şurada ben şöyle bir ifade yaptığım zaman 1 artı A dediğim zaman tamam mı? A'yı oradan double'a promote etmeye çalışmıyorum. A'yı inter ile promote etmeye çalışıyorum. Tamam, dediğim gibi bunlar güzel şeyler değil. Çeşit görünüş şeyler bunlar. Yapmayın bu türlü şeyler. Çok emin değilseniz, standart değilse bunlardan yapmayın. Dediğim gibi otomatik type conversion olacak. Promotion falan filan yapılacak. Mesela şöyle bir tane double alan iki tane MPG var. Miles per gallon. Yani işte galon başına, litre başına kaç kilometre gider gibi bir şey düşünün. Galon biliyorsunuz hacim birimi mil kilometre gibi düşünün. Litre başına kaç kilometre gider hesabı yapmak için bir mil almış, bir de galon almış. Kaç mil, kaç galon. Onlar ona bölüyor. İşte bunu 5-20 ile çağırabiliriz. Orada da otomatik doğrudan promotion yapıyor. 5 ve 20 otomatik type conversion'la. Onlara denk yeni double'lar yapılıyor. 5'e 20'ye bir şey olmuyor. Daha sabit bekliyor bir kenarda. Yeni double'lar yapılıyor. Tamam mı? Burada da yine aynısı. 5-8-20 noktadaki de bir numara yok aynısı. Orada no conversion required. Alttakinde ama sadece bir tanesi convert ediliyor promotion kuralları. Tamam. Şimdi yine C++'da yeni verilmiş bir mekanizma. Default argümanlar. Var mı soru overloading ile ilgili? Overloading'e çok gireceğiz. Overloading hakkında çok konuşacağız. Overloading dediğin zaman aklınıza ne gelmesi lazım? Hemen yeni bir şey davet ettim bugün. Overloading ile beraber. Function signature değil mi? Fonksiyonların imzaları. Eğer iki fonksiyonun imzası birbirinden farklıysa, o zaman o fonksiyonlar C++ için farklı fonksiyon. C için de aynısı. İki fonksiyonun signature birbirinden farklıysa, onlar farklı fonksiyondur C ve C++ için. Problem şu, C++'ın signature tanımıyla C'nin signature tanımı birbirinden farklı. Bu arada birileri hafiften soruyormuş gibi oldu ama daha sonra utandı herhalde. Return tipi signature'ın içerisinde mi değil mi diye. Return tipi signature'ın içerisinde değil. Tamam mı? Return tipi signature'ın içerisinde değil. Değiştiremezsiniz. Yani şöyle bir şey yazamam ben. Karakter return eden int alan bir tane daha fonksiyon yazamazsın. Bu overload değil. İki, şu iki f'in signature'ları tıpatıp aynı. Return tipleri farklı olmasına rağmen return tipi signature'ın içerisinde değil. Neden değil sizce? Neden değil? Çünkü çağırırken kompilerını bilmez. Printf nasıl çağırıyordu? Hatırlıyor musun? Printf ne return ediyor? Evet. Peki ben hiç kullanan olduğunuz printf'i return ettiği şeyi. Kaç defa kullandınız? Denemek için bir defa, iki defa kullandınız. Printf'i biz böyle çağırırız değil mi? Yani kimse printf'i return ettiği değeri kullanmıyor. Dolayısıyla sen bir fonksiyonu çağırdığın zaman onun return ettiği değeri kullanmıyorsun ki çoğu zaman. Kullanmayınca nereden bilecek adam kimin çağırdığını? Yani şurada F'i çağırdım ben. F 1 dedim. Hangi F acaba bu? İntecir return eder mi? Karakter return eder mi? Bir şey atamamışım ki ben bunu burada. Anladınız mı? Bilemez yani. Çoğu zaman bu standart C'nin içerisinde var. F 1 dediğim zaman bu mu çağıracak, bu mu çağıracak? Kullanmamızı kolay. F 2.0 işte belli. Double çağırıyor bak. Return tipine bakamaz yani bu durumda. Çünkü bu tek başına yazılır. O nedenle C ve C++'da return tipini signature'ın içerisine koymamış. Hata verir değil mi hocam bize? İkisini yazarsan... Yazarsan evet. Böyle bir fonksiyon sen daha önce tanımlamıştın der ya da compiler'ına bağlı. İki fonksiyon sadece return tipleri farklı olarak farklılaştırılamaz gibi şeyler söyleyecek. Tamam. Yeni bir tane kavram. Default argümanlar. Yine fonksiyon tanımlamalarıyla alakalı. C'de böyle bir şey yoktu. C++'da var. C++'da böyle bir şey yapabiliyorum ben. Fonksiyonun header'ına nokta virgüle bakın burada. Show value denen bir tane fonksiyon yazacağım. Hacim gösteren fonksiyon. Bir kutunun